Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Anlatacak, söyleyecek, gösterecek çok şey var gördüğünüz gibi. Hemen konuğumla sizleri buluşturmak istiyorum. Ben de merak ediyorum. Çok değerli konuğum Sayın Bülent Akgöz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Konya'dan geldiniz. Konya'dan geldim. Hoş geldiniz. Konya'nın verimli topraklarının ürünlerini getirdiniz bize. Konya Ovası'nın ürünlerini getirdiniz. Bülent Akgöz. Gördüğünüz gibi bu şık paketler içinde sağlığımızı yakından ilgilendiren gıdalarla buraya geldi. Hepsi organik. Yani içinde kimyasal yok, hiçbir şey yok. Ve firmasının adı da Rasa Organik. Evet. Ama paketlerin üstünde Rasa Yana yazıyor. Bu da sizin patentli isminiz. Marka olarak adınız. Rasa Yana. Firmanızın adıysa Rasa Organik. Şimdi bütün dünyada son yıllarda ve ülkemizde de giderek artan, tırmanan bir şekilde organik gıdaya, organik giysilere, kullanılan her şeyin daha sağlıklı olmasına büyük bir özen gösteriliyor. Yani her şeyin başı sağlık, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Buradan hareketle neden organik diyelim ve sizin firmanızın detaylarına girelim. Evet, Rasa Yana firması 1998 yılında kurulduğunda insana faydalı olanı, aslında daha çok doğa, deniz, dağlar, ağaçlar, bu kozmik süreçte her şey aslında birbirine bir bütün. Evet. Bu bütünlük kendisini besinle bir sinerji yaratıyor. Biz bitkilerden faydalanıyoruz ki ne yapalım, sağlık bulalım diye. Şimdi bu konuyu düşününce dedik ki bu organik olmak zorunda. Aslında organiği bilmiyorduk. 98 yıllarında organik tarım çok Türkiye'de yaygın değildi. Aslında bizim köylerimize gittiğimizde işte bahçelerde, bağlarda yetiştirilen her şey normalde organik. Ama maalesef hızlı üretime geçilince kimyasallar girdi devreye, değil mi? Evet, evet. Evet. Yani süreç içerisinde tabii eskiden çok yaygın kullanılmıyordu zirai ilaçlar. Ama bir dönem devlet bunu destek olarak veriyordu ama şu anda fiyatlar çok yükseldi. Ama maalesef bütün köylere de kimyasal ilaçlar girdi. Çünkü çok kolay üretim sağlıyor. Köylü açısından çok kolaylık sağladığı için. Organik tarım süreci biraz daha uzun bir süreç. Farklı. Biraz daha emek isteyen bir süreç. Bu bilinçle yani doğanın aslında biz tam bütününü bozmadan nasıl üretiriz diye düşündük. Yaptığımız iş organik tarım deniyor. Yani evet. Bu tohumdan tutun toprağa, topraktan paketlemeye kadar geçen süreçte kontrol aşamalarından geçiyor ve hiçbir şekilde insan, çevre ve doğaya zarar veren hiçbir şey kullanılmadan yapılan tarım şekli organik tarım. Tarım şekli, evet. Biz de insanlara faydalı olmayı düşündüğümüz için organik tarımı seçtik. Yani hem doğa evet. için hem insan için. Evet. Şimdi siz Rasa Organik olarak, Rasa Yana markasıyla bu organik gıdaları bize sunuyorsunuz. Çok geniş bir yelpazede gıdaları sunuyorsunuz. Sormak istiyorum, bütün bu paketin içine girenler sizin kendi üretiminiz mi? Evet, 98'de ilk başladığımızda küçük bir bahçede başlamıştık. Biz ne güzel, şey. Evet. Yine sonra, Konya'da. Konya'da. Evet. Sonra düşündük ki Türkiye'de tıbbi bitki yani bu konuyla ilgili hiçbir işletme yok. Hani biz buna aday olalım. 98'de başladınız, öndersiniz. Önder yani. Olarak, Türkiye'de ilk organik olarak tıbbi evet. bitki kültüre geçirip, kurutmasından tutun, depolamadan sonra paketlemeye kadar her alanı organik olarak süreçte işleyerek yapıyorsunuz. Şu an 1500 dekar alanda kendi maşallah. Üretimimiz var. Güzel. Bunun yanında da 1453 tane Konya'da üreticimiz var. Çok organiğe güzel. Geçmiş projelerimiz de var. Yani sizin için çalışanlar var. Tabii. İhracını ihraç ediyor musunuz? İngiltere'de şu anda şubemiz var. Orada da satılıyor. Başladık. Başladınız. Bugün. Şimdi bir bakalım Rasa Yana markası altında sizin Rasa Organik'in ürettiği neler girmiş bu paketlere. Burada müsli var. Organik. Evet. Sonra bu paketin içinde bayılırım ben sebze çorbasına. Çorbacıyımdır. Mesela sebzeli tahıl çorbası var. Sonra bakıyoruz yine buraya bayıldım. Rengarenk. Hayır bu değil, bu değil. O burada. Burada hububat. Çorbalık tahıl karışımı var. Üzerinde tarifiyle beraber. Göstereyim mi size? Ne güzel değil mi? İnsanın hemen iştahını açıyor. Bir de organik olunca içinde kimyasal yok. Sağlığımızı tehdit eden hiçbir şey yok. Mesela şurada ne var? Bitki meyveli çayları. Kış çayı var.
Ama bunlar yazın da içilir canım. Tabii tabii, soğuk olarak mesela insanlar aslında rasayana bir köprü olmak istiyor bitkilerle. Evet. Çünkü insanımız çok fazla tıbbi bitkiyi kullanmıyor ya da bitki çayı içmekte biraz zorlanıyoruz. Evet. Bunların lezzetleri çok güzel hazırlanmış, özellikle yılların vermiş olduğu deneyimle hazırlanmış. Soğuk da içilebiliyor, sıcak da içilebiliyor. Evet. En dikkatimi çeken de şurada pul biber var. Paketi bana uzatabilir misiniz? Pul biber. Kırmızı pul biber tatlı. Bunun hakikaten pul biberin, yani bugün piyasada rastgele aldığımız biberlerin sağlığımızı ciddi biçimde tehdit eder küfler ürettiğini biliyoruz. Aflatoksin deniyor. Şimdi sizin yaptığınız sistemde bunlar tamamen organik olarak üretiliyor ve son derece steril ortamlarda aflatoksin üretmeden, yani o çürüdüğü zaman, biber çürümeye başladığı zaman ve içinde küf oluştuğu zaman sağlığımızı tehdit ediyor ama bunda işte bu yok. Acısı da var mı bunun? Tabii, çok acılı. Bayılırım acıya. Bir de bizim üretimimiz çok küçük alanda. Yani belki bu kadar çiftçimiz var ama hepsinin küçük küçük bahçeleri var. O yüzden yaptığımız işi herkes severek yapıyor. Az üretimde daha çok az şey oluyor. Aslında üretimler çoğalmaya başladıkça biz hep şunu söylüyoruz. Yerelde tüketim. Hem yerelde üretim hem yerelde tüketim. Evet. Bu çok önemli bizim sağlığımızda. Yani insana faydalı olan şeyler hep kendinin ayağının ucundadır. Başka peki sadece kurutulmuş olarak mı bunları bize sunuyorsunuz? Yoksa güzel kıvırcıklar, maydanozlar, ne bileyim taze soğanlar, taze fesleğenler, naneler alabiliyor muyuz? Tabii, bunu da temin edebiliyor muyuz? Konya Meram Yaka Caddesi'nde bir organik mağazamız var. Antalya'da bir mağazamız var. Ne yapacağız şimdi biz? İstanbul'dakiler Konya'ya gelip sebze mi alacağız? Şimdi Rasayana.com.tr'de sipariş şeyimiz de var. Sadece biz kendi ürettiğimiz ürünleri, sınırlı sayıda yalnız bu. Yani herkese açık olarak değil. Bizim müşterilerimiz belli. Şu an 200'e yakın internet üzerinden müşterimiz var. Hatta size üye mi oluyorlar? Tabii, üye olarak da yapıyorlar. Evet. Bu sayıyı gün geçtikçe hani çoğaltalım istiyoruz ama çoğalttıkça da hani organik ürünün değerleri azalıyor. Sitemizden girip şey yapabilirler, taze meyve, taze sebzemiz, portakalımız var. Antalya'da da bizim üretim tesisimiz var, orada da bahçelerimiz var. Nar, narenciye, sebze, meyve. Organik olarak. Yeni olarak hayvansal yumurtamız. Öyle mi? Sütümüz, evet. Bütün bunları sizden temin edebiliyoruz. Yani gıda dediğimiz zaman aklımıza ne gelirse, tabii doğal olarak sütün işlenmiş hali, yoğurdu, peyniri. Evet. Bulabiliriz. Tabii. Şimdi tamamen ticari olmanın dışında sosyal projelerimiz de var bizim köyde. Öyle mi? Yani köy çocuklarıyla, köy gençleriyle, köy kadınlarıyla birlikte nasıl daha iyi sağlıklı besin üretebiliriz? Nasıl yaşarız? Bunların hepsi çalışmasını yapıyoruz. Böylelikle istihdam da yaratıyorsunuz. Tabii. Onlara bir iş kolu açıyorsunuz. Yani onların bilinç, yani hep beraber birlikte öğreniyoruz ki daha doğruyu nasıl yapabilirim? O yüzden hani bu ürünlerde köylülerin de emeği olsun istiyoruz. Onlar da biraz daha katkı sağlasınlar. Sorulardan birisi belki kafamdaki şu, hep sorarlar. Organik tarım göçü, yani köyden kente göçü önleyebilecek mi diye. Biz yeni bir şeyde aslında kentlileri köye davet ediyoruz ki hani artık herkes kendisine bir bahçesi olsun, çocuğunla birlikte toprağına değsin. Yani böyle bir ilişki kuralım diyoruz. O yüzden Antalya Geyik Bayırı'nda 100 dekar alan üzerinde bir eko köy hayalimiz var. Köylülerle birlikte sanatın yapıldığı, sanatçılarımız da var. Ama ne kadar güzel. Ben gidip orada çalışmak isterim tatillerimde. Tabii, ineklerimiz var, oğlaklarımız, kuzularımız var. Hani çocuklar onlara değsin. Çünkü şehirdeki çocuklar topraktan çok uzak kalıyorlar. Yok canım, hayvan sevgisi de yok. Evet. Sütün nereden geldiğini bile bilmiyor bizim çocuklar. Patlıcan ağaçta yetişen hala şey var, tüketicilerimiz var. Ben pazarlarda diyorum ya, bu ağaçta yetişmiyor mu diye merakla soruyorlar. Yani köyle bağ koparmamak gerekiyor. O yüzden hani kentli insanımız da köye bekliyoruz. Siz bunu bir turizm haline dönüştürebilirsiniz aslında. Projemiz öyle. Yani ekoturizm üzerinde. Gelelim, çalışalım. Çünkü ben pek severim yeşilliği, maydanozu. Evimde penceremin önünde saksılarda yetiştirmeye çalıştım. İşte penceremden maydanozu iki dal kopartıp yiyorsunuz. Şimdi bir küçük bahçem var. Orada yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ne büyük bir zevk anlatamam ve doğal, taze, mis gibi, hiçbir kimyasal katılmamış, ekolojik ürün dediğimiz, aslında doğal ortamında yetişmiş her şeyi yemek
sağlığımız açısından ne güzel. Eski toprak derler ya bizim eskilerimizi. Evet. Maşallah turp gibidir hepsi. Rahmetli anneannemi 91 yaşında toprağa vermiştik. Safranbolu'da bostanları da yetiştirirmiş kendi yediklerini. Işıklar içinde uyusun bütün kaybettiklerimiz. Hemen her şey var. Bakın burada fesleğen görüyorum. O da ne de bizim yemeklerimize yakışır. Baş tacımız. Nane görüyorum. Ya pul biberi konuştuk. Bebekler için üretilmiş çorba var. Okaliptüslü karışık bitki çayı var bahsettiğimiz gibi. Yok yok yani sizde. Evet, şu anda 80'e yakın ürün çeşitimiz var. Evet. Ve bu ürün çeşitimizde tamamen sağlıklı gıdalarla, düzgün beslenmeyle insanlarla hep evet. beraber böyle bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Sizi kutlarım hakikaten. Gönül verince yapılmayacak iş yok. Severek yapılmayacak iş yok. Şimdi bir taraftan da bu organik ürünlerin tıp dünyasında kullanılması, ilaç sanayinde kullanılması da çok önemli. Zira pek çok ilacın temel malzemesi doğada. Doğada. Değil mi? Hatta çalışmanız var mı onlarla da? Gelecekteki insanlar tamamen besinlerle kendilerini tedavi etmeyi öğrenecekler. Evet, evet. Aslında geçmişte öyle yapıyorlardı ama günümüz koşullarında hani günün telaşı, acelecilik, işte tabii. tıp, yeni tıp alanında birçok sentetik kimyasalların girmesiyle birlikte insanlık biraz daha bu doğadan uzaklaştı. Hani biz biraz daha insanlık doğaya yaklaşıp ürünlerini kendileri tanıyıp ne evet. tükettiğinin, ne yediklerinin farkındalığıyla eğer tüketime yaklaşırlarsa sağlıklı bir toplum olacak, doğa da sağlıklı olacak, insan da sağlıklı olacak. Elinizdeki o stevia... İşte onu kaldırdım özellikle. Bizim çok değer verdiğimiz bir bitki. Evet, şöyle gösterelim kameraman arkadaşımıza. Çünkü ben bunu eczanelerde, bazı büyük marketlerde görüyorum. Tablet şeklinde. Yeşil değil de artık tablete girmiş haliyle. Evet. Ve çok pahalı. Pahalı, evet. Pahalı bir ürün. Neden? Şimdi stevia tatlandırıcı olarak şeker alternatif diye düşünüyoruz ama tam da şeker tadında değil ama çok sağlıklı bir tatlandırıcı. Çünkü sıfır kalorili. Evet. Düzenli kullanımda vücuttaki birçok olumsuzlukları önleyici etkiye sahip. Dünyada birçok bilimsel şey yapmıyor. En şeyi diyabetik. Şeker hastalığında, şeker hastalığının sebebi insülin salgılamaması. Tabii. Bu stevia'yı düzenli kullanımda insanlar insülin salgılayabiliyor. Yani pankreas düzenli bunu hale bunu kullanıyoruz. Geliyor. Öyle mi? Evet. Ve bunun organik hali tabii en önemlisi. Tabii. Peki bu Türkiye'de yetiştirilmiyordu bildiğim kadarıyla. Brezilya ve Şili kökenli bir bitki ama şu anda Antalya kültürünü yaptık. Türkiye'de ilk yapanlardanız biz de. Yani. Çünkü çok dikkatimi çekti. Ben biliyorum bunu. Evet, bütün Türkiye'de dünyada yapıyoruz. Fırtınalar esti. Bu bitkinin tatlandırıcılarını kullanın en sağlıklıdır diye. Ve Türkiye'mizde de artık siz bunu RASA organik RASA. Olarak RASA, Antalya yani. Bölgemizde yetiştiriyorsunuz. Yetiştiriyoruz. Biz ne kadar verimli topraklara sahip, ne kadar güzel, yani zengin Anadolu, bir ülkeyiz. O konuda çok florası evet. çok geniş, özellikle tıbbi bitkilerde. Evet. Ama maalesef Türkiye'de tıbbi bitki işleyecek bir tesisin bugüne kadar olmaması belki bizim turizmden kazanacağımızın kat kat fazlası. Biz bu bitkiyi işleyemiyor muyuz Türkiye'de? Yani şu anda Türkiye'de ilk rasayana olarak biz çıkardık ama şimdi yeni yeni bu ürün artık dünyada serbest bırakıldı. Önceden yasaktı kullanılması. Çünkü onun yasaklığı da biliyorsunuz şeker daha ön plandaydı insanlar için. Ama şimdi sağlıklı bir gıda olarak dünyaya kazandırılmaya çalışıyor. Evet. Bu haliyle nasıl kullanabiliyoruz bunu? Bunu içerisinde... Çay gibi demleyip içiyor muyuz? Normal bir su bardağı. Bir su bardağı, iki su bardağı suyu da kaynatıyorsunuz. Sonra 5 dakika bekledikten sonra süzüyorsunuz. Çok az bir miktar. Tatlandırıcıya keke katabilirsiniz. Aa, o suyu kullanabiliyoruz. Tabii, kullanabilirsiniz. Şu güzelliğe bakın. Kendi şekerimizi evde kendimiz yapacağız tabii yani. Aa, buna çok ve sevindim. Ve çok sağlıklı. Özellikle çocukların zihinsel gelişiminde o şeyde bile çok faydalı. Belli bir yaştan sonra bizlere de tesir eder mi acaba? Muhakkak. Yani zihinsel aktivitelerde evet. şu anda çok unutkanlığımız falan oluyor ama şekerin yerine şekerde çok evet. yüksek şekilde enerji var ama stevia'da öyle bir şey yok. Ben size abone olmak istiyorum. www.rasayana.com.tr'den bütün bu ürünleri adresimize gönderiyorsunuz, teslim alabiliyoruz. Burada gördüğümüz paketlerin ötesinde başka neler var ya da bu RASA organik olarak bize neleri anlatmak istiyorsunuz? Benim sormayı eksik bıraktığım. En çok değer verdiğimiz şeylerden birisi de yerel tohum.
Yani kendi tohumumuz. Tabii. Eski bu domateslerin kokusu. Çünkü bize şeyden geliyordu değil mi? İsrail'den gelen bir domates tohumu var. Bir defaya mahsus kullanıyoruz. Ayçiçek yağı, çok birçok şeyler, tohumlar şu anda yurt dışından geliyor. Ama biz kendi yerelimize sahip çıkalım istiyoruz. Ben Konya ve Antalya bölgesinde hep yerel ürünleri bulduk. Mesela Konya'nın keçimen üzümü ve onun pekmezi. Aa. Onun kurusu o kadar değerli ki kan değerlerini çok güzel yükseltiyor. Ve çok sağlıklı çocuklar için. Tahinimiz var. Bozkır tahini Konya'da çok meşhurdur. Yani biz bunu Konya'nın kendi yerel susamından, o bölgenin kendi susamından taş değirmenlerde 200 yıllık bir gelenek usulüyle yapıyoruz hala. Hani bu damak tatları unutulmasın. Bu değerler bizim kendi değerlerimiz. Rasayana sitesine girersek burada bütün yerel olan ürünler, zaten %80 bütün ürünlerimizin yerel. Evet. Tabii tıbbi bitkiler doğada yetiştiği için onlar da kültüre alınmaları yine yereldi. O sefer %100 yani yerel yapmaya çalışıyoruz hepsini. Buna çok titizlikle önem veriyoruz. Tohum satışı yapıyor musunuz peki organik tarım yapmak isteyenler için? Çünkü onu da bulmak çok zor. Onu da, tohumu da bulmak çok zor, evet. Değil mi? Buğday Derneği var İstanbul'da. Organizesinde tohum takas diye bir sistem kurduk. Türkiye'deki tüm yerel tohumları biz takas ediyoruz birbirimizle. Yani üreticilerle. Bu kaybolmasın, çoğalsın diye. Ben de mesela patlıcan tohumu varsa Konya'ya özel, onu gönderiyorum. Meram salatalığını gönderiyoruz. Onlar bize başka bölgelerden farklı ürünler gönderiyorlar. Bu şekilde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Küçük bir çaba ama inşallah tüketicilerimiz bu yerel ve organik ürünlere şey düşündükçe. Paketlemeniz çok şık, çok profesyonel bir çalışma içine girmişsiniz. Elbette hem bizler, müşteriler mutlu olacağız, hem de siz emeklerinizin karşılığını mutlaka almalısınız. Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Rasa organik olarak şu kamera sizi çekiyor. Ben de bayıldım bunlara. Hepsi benim olsun. Şimdi piyasada en çok sıkıntı, evet, olan şeylerden bir tanesi organik ürünü nasıl ayırt edeceğiz? Evet. Hakikaten zor bir mesele. Ama organik içerisinde olan arkadaşlar bilirler ki bu organik de bu tarım köy işlerinin sertifika amblemidir. Bütün onu organik o zaman ürünlerde. Yakından gösterelim hangi kamera hatta onu çekecek. Hatta şu arkadan şey yaparsak sertifikasyon numarası. Evet. Ve bu ve Türkiye'nin logo içerisindeki organik tarım Türkiye Cumhuriyeti logosunu şöyle gösterdiğim zaman doğru mu tutuyorum kutuyu, ters mi tutuyorum? Genelde logo aynı şekilde Türkiye, evet, ve yeşil lacivert olan logo. Bu logoyu aramaları gerekiyor. Yani paketler üzerinde mutlaka bu logoyu aramalısınız. Yoksa onun dışındakilerin yoksa organik olduğunu anlamak. Evet. %100 natural, işte organik yazabilirler. Birçok da şey oluyor. Kafa ama illaki bu logonun olması lazım. O tarım köy işleri logosunun olması gerekiyor. Bu logonun yanında da arkada sertifika numarası olması mutlaka gerekiyor. Mutlaka. Sertifika numarası. Onu, o da neyle başlıyor? TR. Evet. TR diye başlayan bir sertifika numarası var. Değerli izleyiciler, hemen burada çok minik kamerada onu belki görmeyebiliriz. O numarayı mutlaka kontrol etmelisiniz. Var mı yok mu? Logoyu sahte olarak da basabilirler. Evet. Sertifika numarasında sahtekarlık yapılabiliyor mu? Bilir yani mi? Bunun cezası çok ağır. Çok ağır. Ve Türkiye'de bu piyasa kimseyi çok kandırmasınlar küçük, yani. Küçük bilindiği için herkes, evet, aslında herkes firmaları biliyor. Yani dışarıdan giren birisi olduğu zaman böyle bir sahtekarlık şu anda hemen bilinir Türkiye'de. Evet. Çünkü evet, çok küçük bir piyasa, organik piyasası. Ama muazzam bir ilgi görüyor. Hayvancılığın da organik olması lazım. Evet. Tarımımızın da organik olması lazım. Evet. Ve hayvanın yediği otların da. O tabii. Yediği, içtiği. Yani biz her şeyin organik olması organik lazım. Organik hayvancılık olmadan organik üretimden çok söz edemeyiz. Çünkü onların yedikleri, içtiklerinden sonra biz onların gübreleriyle birlikte hani daha çok kullanılıyor. Evet. Organik tarımda en çok girdi olarak gübre, hayvan gübresi olarak geliyor. Bu da yüzden, önemli tabii. Tabii hayvancılıkta çok önemli. Kimyasal gübre kullanılmıyor. Bir de hayvanlar serbest geziyorlar. Topraktan ve güneşten yeterli enerji alıyorlar, o vitamini alıyorlar ve bize taşıyorlar. Ama ne güzel. Evet, ve onların sütünden yararlanıyoruz. Çok sevdim ben sizle yaptığım bu söyleşiyi. Çünkü benim de çok üzerinde durduğum bir nokta bu. Sağlıklı beslenmek. Hı hı. Zararın neresinden dönersek kar. Hayli zehir içtik, yedik çünkü. Tabii, doğamız için de öyle. Evet, yani doğa için de öyle. Doğada şu maalesef anda hakikaten
topraklarımız ve sularımızda çok fazla nitrat atığı var. Topraklar çok, çölleşiyor. Çok. Balıklarımız keza öyle zehirleniyor. Yani Eğirdir Gölü mesela bugün çok ilaç kalıntısı olan bir gölü haline geldi. Çünkü çevresinde çok fazla elmacılık yapılıyor ve ilaç kalıntıları çok fazla. Maalesef bunların bünyemize verdiği zararları da aslında izleyicilerimize bir programda anlatmak gerekir. Sayın Bülent Akgöz, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Konya'ya da buradan selam olsun. Bütün Konyalı dostlarımıza yakın bir zamanda belki Konya'yı da ziyaret ederim. Antalya'da bekleriz, orada da yerimiz var. İnşallah, inşallah, seve seve. Rasa Organik'in sahibi Sayın Bülent Akgöz aradık ve Rasayana markasıyla bütün organik ürünler bu paketlere giriyor. Mutlaka takip etmelisiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın.